Herkese yepyeni bir videoyla merhaba, ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine artık Bursa'dayım, son gün, kısıtlamanın son günü ama siz bunu muhtemelen yine çarşamba günü saat 6'da izleyeceksiniz. Balkon için bir şeyler sipariş etmiştim. Çok böyle baştan yaratma videosu gibi olmayacak balkona. Birlikte yapalım çünkü herkes balkon sezonunu açıyor ve evlerdeyiz yine hafta sonu. Bugün az önce açıklandı. Sebastian yolunu bulamadı şu an. Hafta sonu yine yasaklar var, o yüzden vaktimizi genelde balkonlarda geçireceğiz. Ben de böyle sizlerde güzelleştirebilin diye bir sürü zaten ürün seçtim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Bu videonun da açıklamasına mutlaka linki koyarım. Evet, şu an balkonda online. Şimdi şunlardan aldık. Bunları nereye koyacağımı bilmeden aldım sırf ucuz diye ve yeşillenir diye. Çünkü bir tane şuraya, şu bölmeye yeşil bir şey aldım. Balkonda kombi, klima falan böyle hani kötü görünen şeyler var ya, onları belki kapatırız gibi düşünerek almıştım. Bakalım. Bu arada annemin limon ağacı daha iyi arkadaşlar. Benimki acaba ne yapıyor evde, hiç fikrim yok. İnşallah ölmemiştir. Anneminkinde minik bir limon bile var. Annem bu sene limonlar benden diyor ama bir tane limonu var. Kulak çubuğuyla tozlaştırma yapmıştık ya. Belki ondandır. Benimki birazcık şey oldu. Ben saksısını değiştirdim ve ondan sonra küstü benimki. Ama şimdi buradayken birazcık araştırdım. Böyle yapraklarında yapış yapış bir şeyler var. Onlara ilaç aldım falan. Eve gidince umarım toparlayacağım benimkinde. Şuradaki şu iğrenç, bu sevmediğim şeyin yerine bir tane şey aldık. Dolap aldım arkadaşlar. Şimdi onu kuracağız. Uzun zamandır bir şey monte etmiyorduk bu kanalda. Bu arada annem geldi. Merhaba. Merhaba. Hello. Hello. Taşınırken sürekli her videoda bir şey montaj ediyorum. Hatırlıyor musun? TV ülkesi. İşte masa bilmem ne. Özlemişim o yüzden. Oh be, şey koktu. Ahşap. Marangoz. Bu kokusun lan. Yeni kesilmiş herhalde. Ya, kesmiş, bize getirmiş. Olabilir, bilmiyorum. Bir de benim şarjlı tornavidam vardı ya, bu evde yok. Bilsem onu da sipariş ederdim ama bilemedim ve gittim dün teyzemle, çok da yakın oturmamamıza rağmen bayağı bir yürüdüm. O da yürüdü ama. O da yürüdü. Ortada buluştu. Ortada buluşarak aldım ve kocaman bir alet çantası vermiş enişten. Allah. Yuuu, ne ya? Onun benimki küçücüktü, şu kadar benimki. Bizim menteşe şeyine bakacağız. Hadi bakalım Aygül. Şarjını şimdi bitireceksin Aygül. Şimdi aslında biz bu balkonu da annemle çok güzel güzelleştirebiliyoruz zihnimizde ama mesela şuradaki şöminenin kırılıyor olması gerekiyor. Çünkü zaten bir işe yaramıyor. Orası kırılsa oradan da bir ferahlık sağlanacak. Zaten balkonun şekli böyle şey, düz yapmamışlar falan. Oradan da birazcık sıkıntı var. Balkon kapatılmıyor. Şu belki yıkılsa böyle işte burayı kış bahçesi gibi de yapılabilir falan ama olamıyor böyle şeyler. O yüzden elimizdeki imkanlarla burayı daha güzel hale getirebiliriz yaz için diye düşünerek böyle minik girişimlerimiz oldu. Konuşamıyorum. Başladı yine temizliği. Kurulum aşamalarında birinci madde ne biliyor musun? Nemli bir bezle tüm parçaları silinmesi. Gördün mü? Yani bu altı deliğin olduğu yerin üstünde şurada menteşe karşılığı diye iki tane delik gösteriyor. Ama yok. Yanlış göstermiş. He. Kapağı monte ederek bakıyoruz. Şu iki deliğim gösteriyor orada değil. Hayır, hayır, o değil. Bu büyüklerle şey yapılmayacak şunlar. Çünkü deler geçer tamam, orayı. Bu büyükler bence şuraya dalmak için işte. 4 buraya, 4 aşağıya. Evet, uzun uğraşlar sonunda kurulum şemasının yanlış yazıldığını anladık. Çünkü olmuyor, mantıken hiçbir şekilde uymuyor. Annem diyor ki bu evde ilk defa kendi monte ettiğimiz bir şey olacak, elemeyi. Benim bütün evim kendim. Diyor ki ben ustalarda öyle görmedim ama. Mobilyacılar öyle yapmıyor ama sürekli beni eleştiriyor. Sanki 40 yıllık şeyciyim. Ne marangoz. Marangoz mu yapıyor? Ay, marangoz kesiyor. Bu monteyi de mi marangoz yapıyor? O yapıyor, dolap yapıyor. Marangozu dolap yaparım denmez mi? Kime yaptırıyor? Kime yaptırıyoruz arkadaşlar? Aşağıya. Minik bir kahve molasının ardından yeniden sizlerleyiz arkadaşlar. Şimdi durumu göstereyim. Durum güncellemesi çok iyi değiliz ama şeyini yaptık. İskeletim mi denir artık, neyse. Kapaklara menteşeleri takacağız. Ben öyle denedim. Öyle tam denk geldi yani.
Aa, o karşılığını denemedim. Arkadaşlar saatler geçti herhalde. Gazi oldum. Dolabı tamamladık sayılır. Şu beyazlarını takalım üstlerine anne. Böyle tamamladık sayılır. Şu ara birazcık açık. O ara açık ama annem dedi ki yeter bu kadar. Çok yoruldum dedi bana. O yüzden açık ve şurayı ters yapmışız. Çok zeka ürünü. Evet arkadan kim görecek ama arkadan kimse görmeyecek. Kimse görmeyecek balkonda. Neyse evet haklısın. Öyle küçük bir hatamız oldu. Buraları böyle işte bir şeyler yaptık. En azından kapanıyor, açılıyor diye düşünüyorum. Şimdi şu akordiyonu sizlere tanıtmak istiyorum. Gösterişi. Böyle ahşap. Bu şekilde böyle bir açılıyor arkadaşlar. Bu böyle yani çok uzuyor. Bu şekilde. Hani bazı balkonlarda alt taraf camdır da böyle hani altınız görünsün istemezsiniz ya. O balkonlara falan da çok fazla kullanılıyor bu. Böyleydi. Burası boş. Ha, böyle. Böyle evet. Nasıl? Evet. Güzel mi? Ben çok beğendim. Yağmur başladı arkadaşlar. Gerçekten balkon keyfi diye video çekmeye başladım ve yağmur başlıyor şu an. Olsun güzel işte. Bunu almadık sıcakta. Olumlu düşünelim. Evet ama ışıkmış neyse. Arkadaşlar şaheserimi görmek ister misiniz? Buyurunuz. Birazcık kapaklarda sıkıntı yaşadık. Şöyle bir olay böyle milimlik bir kapanmama ama yani usta da olmadığım için çok da şey yapmadık onu. Bence oldu gibi artık böyle oldu. Daha sonra şu yeşillikleri nerede kullanacağımızı bilememiştik. Böyle bu kabloları kapatmak için kullanalım dedik. Çünkü yani başka bir şey olmadı oraya. Daha sonra burada da şu duvara bunu astım. Şu görüntüyü yok edebilsek çok daha iyi ama orayı görmezsek en azından burada yani göz hizasındaki kısma güzelleştirmiş oldum. Annem de mutlu daha derli toplu olduğu için. Mutlusun değil mi? Toparladı değil mi? Aynen bence de. Minderleri falan değiştireceğiz. Böyle güzel kırlantlar falan koyuyorlar anne. Böyle şey püsküllü falan. Aslında yerlere de şey yapmak istemiştik arkadaşlar. Bu karolar var ya ahşap. Onlardan yapmak istedik ama bizim yani balkonun o kadar şekilsiz ki şuraları. Onlar denk gelmiyor. Çünkü onlar böyle kare kare. Bizim yapabileceğimiz gibi. Evet bizim yapabileceğimiz gibi. Limonunu gösterdim. Onun saksını değiştireceğiz. Onun saksısını değiştireceğiz. Aynen o da güzel olacak. Bir iş daha var. Evet. Artık ben balkon sefasını yapamayacağım ama onlar Bursa'da yaparlar. Selam arkadaşlar birkaç gün sonrasından şu anda arkamdan da görmüş olduğunuz gibi İstanbul'a geldim. Zaten son gününde yapmıştık karantinanın balkonu. Daha sonra devam ederim vlog diye düşünmüştüm ama böyle vlog devam edecek çok bir şey olmadı. Çünkü yolda geçirdik zamanı falan ben de böyle vlog doldurmak istemedim. Eve ulaşınca da böyle baktım kargolar birikmiş. İstanbul'da devam edeyim derken dedim siz de bu kargoları paylaşayım çünkü bayağı seviyorsunuz. Bir de annem de burada bu arada. O da benimle İstanbul'a geldi. Arkada merhaba der misin? Merhaba. Tam su içerken yakaladım. Bazen kendim bile ne sipariş verdiğimi unutuyorum çok vakit geçince. Bunda da bayram tatili vardı ya işte kargolar ulaşmadı falan öyle şeyler oldu. Bir de ben de burada değildim. Zamanında açmadım o yüzden ne geldi ne oldu bilmiyorum ha. Amerikan servisi. 19 liraya düşünce hemen kendime de almıştım. Siyahından Bursa'ya almıştım zaten. İnşallah hışır hışırtıdan duymuşsunuzdur ama lacivert aldım. Sen? Şaşırtıcı biçimde. Evet çünkü beyaz masaya uyacak başka bulamadım açıkçası. Taba rengi vardı onu da beğenmedim. Böyle gri ya tabakların. Gri ile lacivert daha çok uyardı değil mi? Lacivert. Hadi bakalım. Evet. İnanamadım. Bu servislerin siyahını almıştım. Oradaki masa ahşap diye annemlerde onu kullanıyoruz. Baya güzel arkadaşlar. Böyle bardak altlığı geliyor. Böyle de Amerikan servis çıkıyor içinden. Altılı yani toplamda 12 parça ve 19 lira falan gerçekten bence baya uygun. Ve böyle deri. O yüzden aşağıya linkini eklerim aldıklarımı zaten. Bakarsanız bence iyi olur. Gerçekten masalarda oldukça şık duruyorlar. Bu Golden Rose'dan gelen bir paket. Buna sevineceksin anne. Annem görmedi bunu. Bu aslında bayram hediyesi olarak gelmiş ama ben tabii bayramda burada olmayınca demiş ki bu sefer denemen için değil yemen için. Ne? Çikolata mı? Evet çikolata. Bayram çikolatası göndermişler ama çok güzel değil mi? Evet. Böyle makyaj malzemelerinden falan ben bayağı sevdim. Gel bak. Kahvenin yanında yer. Görüşelim. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim Golden Rose. Ağzımız tatlandı. Bardak mı? Bardak.
Bu var ya. Ben yapacağım ama. Yapacağım. Söz verdim. Soğuk kahve. Arkadaşlar öyle tarifler keşfettik ki bu karantinada. Bu yaz hem YouTube'a hem Reels'a, beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edin arkadaşlar, çok güzel tarifler gelecek. Zaten o minik buz küplerini almıştım. Yabancıların çektiği videolara bayağı özeniyordum zaten. Şimdi de bu dikdörtgen bardaklardan bulunca hemen aldım. Cam pipetlerim de vardı. Cam pipetlerim de var. Seviyorum arkadaşlar soğuk içecek, soğuk kahve. Ay bu ne? Bantro, şey değil. Ha, silikon. Balkon sezonunu bir açalım, bir de burada açalım İstanbul'da. Benim küçük minik balkonumdan kafeye çevirmeyi seviyorum biliyorsunuz. Bunlar da bayağı güzel. Çok güzel. Çok şık duruyorlar bence. Bunlar da soğuk kahvelerde çok güzel duruyor. Bir Madame Coco paketimiz var. Bundan ne geldiğini biliyorum. Kase almıştım. Kaseyi de niye aldım? Yemek setini alacağım için kase ayrı söyleniyordu. Onu söylemiştim. Kaseyi aldım, yemek sepetini stoğu bitti. Ay, yemek sepetini araştırdım. Bir el alıyor gibi. Yemek setinin stoğu bitti. Yemek setim yok. Şu an elimde kaseler kaldı ama umarım stoğa gelir diye umuyorum. Bakalım. Arkadaşlar en kötü yemek setim gelmezse de iki tane kasem olmuş oldu. Yani bu renkten kase aldım. Diğerinden neden aldım? Çünkü iki kişilik yemek seti çok fazla olmuyor. Genellikle hep altılı altılı setler oluyor ve ben böyle farklı farklı tabaklar kullanmayı çok seviyorum ama yerimiz kısıtlı. O yüzden böyle iki kişilik kaç parçaydı? 6 parçalık küçük bir set yani. O yüzden bayağı hoşuma gitmişti ama stok bitmiş. Öbür renginde var. Bu renginin stokunu bekliyorum. Madame Coco sesimi duy, antrasit rengi Clara takımına. Her gün yeniliyorum ama bulamıyorum. Lütfen stokumu yenileyin. Bir adet dene bunu paketimiz var. Fıslatırsın. Bunu sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. İki tane de dezenfektan spreyler. Bunları da arabaya koyalım bence. Bende çünkü var. Tamam. İnerken arabaya götürelim. Teşekkür ediyorum. Dene bunu ya. Ve dene bunu, bir tane daha paketimiz var. Burada neymiş? Daha bronz ve sıkı bir cilde hazır mısın? Evet. Nivea'nın bu sıkılaştırıcı, bronzlaştırıcı bir ürünü çıkmış ve açık ve buğday tenli ciltler içinmiş ki buna sevindim. Çünkü diğer türlü bayağı ıstakoza dönebiliyorum ben güneşin altında kalınca. Ve sıkılaştırma özelliği olması da değişik yani. Hani iki etki bir arada. Plajlarda falan kullanılabilir. Bayağı böyle çıkardım yanlışlıkla. Krem gibi zaten bu şekilde. Az kalsana eline, dene bakalım bu koluna. Şey neyin böyle herhalde, sıvı hani. Kolay dağılan ve emilen bir yapısı var belli ki. Güzel de kokuyor. Sevdim, ben bunu kullanırım. Tamam. Teşekkür ediyorum dene bunu benim ve. Şey herhalde diğer fabrikaları da stretch filmci. Evet arkadaşlar, şöyle bir tava düzenleyicisi aldım. Neden? Çünkü tavalar böyle üst üste, oradan alması zor oluyor. Bir de böyle şey tavalar almıştım. İşte pankek tavası, waffle tavası falan. Onlar böyle düzenli düzenli dolapta dursun istiyorum. Yine bir düzenleyici. Yine bir düzenleyici. Aygül Yılmaz ve organizerleri. Gerçekten 10 artı 1, yalnız 10 artı 1, 10 odam var, bir tanecik salon. Geçsem de muhtemelen yine de her yeri organizerlerle donatmak isterim. Ama her şeyi rahat buluyorsun organizerlerle. Evet. Ben de baştan kızdım bana aldığını. Sonra çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar. Anneme Bursa'dayken tabii kendi evimde olmayınca oraya sardım. Ve sürekli oraya yeni bir şeyler alıp durdum gerçekten. Annem artık bayılacaktı. Buraya niye bu kadar çok kargo geliyor diye. Oraya da şey aldım. Benim banyomdakini bilirsiniz. Şey düzenleyici böyle raf var dörtlü. Ben Ikea'dan almıştım. Onu artık her yer yapıyor ve Trendyol'da görünce annemin de çamaşır odası gibi bir odası var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve böyle kiler gibi de aslında. Evet, orada evet, diğer böyle bakliyatlar bilmem neler falan da böyle kavanoz kavanoz duruyor. Ve oraya böyle şey giriyorsun. Küçük bir yer zaten ve o kavanozları almak falan gerçekten zor. Dedim ki şu karşıya şu benimkinden alayım. Dizelim o kavanozları ve çok daha rahat bir şekilde şey. Ay ben onu aldım diye evde bir şey. Yani gerçekten çok kızıldı bana. Çok kızdı. Neden sen karışıyorsun? Ben zaten gördüm onu, alabilirdim. Oraya o olmuyor falan. Ben de gidip gizli gizli ölçü falan aldım buraya uyuyor falan diye. Neyse yine de inadımdan iptal etmedim siparişi. Geldi sipariş. Tabii evde yine surat suratayız. Hiçbir şekilde kurmama yardım etmiyor falan böyle. Sonra ürün ortaya çıkınca hoşuna gitti. Sonra da dizdin. Tabii canım, sen kurunca aldım hemen, götürdüm hepsini dizdim. Götürdüm. Aa, güzel oldu. Evet, derli toplu oldu. Evet, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Evet. Ama kızdım. Bu da şu arkadaşlar. Şuradan resmini görüyorsunuzdur zaten. Ben bunu nereye koyacağım biliyor musunuz? Balkondaki köşeye, görünmeyen bir köşe var. Oraya koyayım dedim. Çünkü orada benim böyle fazlalıklarım duruyor. Onlar da böyle koli, hani kutu, koli,
kutup koli mi denir? Koli kutusunun içinde duruyorlar. Kolinin içinde duruyorlar. Koli zaten koli kutusu. Ya böyle gerçekten Trendyol'un derinliklerinde iyi yorum almış ama hani bilinmeyen bazı butikler, markalar oluyor ya. O yüzden onları başta paylaşamıyorum. Kalitesi nasıl çıkar bilmediğim için. Böyle ürünleri söylüyorum sonra beğenirsem sizle paylaşıyorum. Böyle bir crop almıştım. Şimdi bunu üstüme denerim. Öyle duruşunu birlikte görürüz. Instagram'dan paylaşırım zaten. Anladın mı? Babanın sevdiği. Babamın sevdiği. Evet, bu da yine Trendyol'da çok... Babam da tabii yıllardır vardı da ben niyeyse bunu hep baba ürünü gibi düşünüyorum gerçekten. Ama sonra babam benden tekrar almamı istedi ve ben ürüne girdim Trendyol'un. Ürünün yorumlarında gerçekten çok iyi şeyler yazıyordu. O yüzden fiyatı da bu arada uygun yani. Eskiden bunlar bayağı pahalıydı, şu an çok daha uygun. Terlemeyi önlüyor. El, ayak ve koltuk altı terlemelerinde kullanılan böyle sprey formda. Bu da bir ürün, bayağı da etkili. O yüzden ben de burada bulunsun diye eve bir tane hemen aldım. Ay, bu annemin. Kızından annesine. Eğer Anneler Günü vlogunu izlediyseniz anneme kaşık çatal takımı almıştım. Daha sonra altılı aldığım için bunu annem de beğenince 12'ye tamamlamaya karar verdik ve bir altılı set daha aldım. Jumbo'nun böyle ince zarif bir modeli. Gerçekten ben modelini bayağı beğendim. Annem de beğendiği için böyle tamamlamış oldu. O da buraya geleceğimiz için Bursa'ya söylemiştim. Bu daha yeni geldi zaten. Bu İstanbul'a. Aşağı İstanbul'a söyledim. Ay, kafam gitti. Neredeyim ben? Kimim ben? 17 gün evimden ayrı kalınca bu. 17'den fazla oldu herhalde. Abine de gittik. Evet, gerçekten. 3 haftadır. 3 hafta oldu. 3 haftadır evden uzaktayım. Yine Aygül Yılmaz sizin için kalite kontrol deniyor. Evet, evde giyilecek. Hepimiz evlerdeyiz diye böyle şortlar falan söyledim. Bunu da deneyeceğim. Kalıbını o şekilde deneyip sizinle paylaşırım. Ha, bu şey mi? Spatula mı? Bildim. Ne çıkıyor? Bıçak. Evet. Ha. Oha, ne kadar büyükmüş bu. Pirge mi? Evet. Şuş. Şef bıçağı mı? Evet. Yani çok büyükmüş ya. Çok büyüğünü söylemişim arkadaşlar. Bir 16'sı bir 19'u vardı. 19'unda 700 küsür, diğerinde 100 küsür yorum vardı. Demek ki 700 küsürlük iyi dedim. Ah be annem be. 19 santimlik söyledim ama bu 19'dan nereden ölçmüşler acaba? Çok uzun bu. Sadece o metal kısmı demek ki. Bir karış. Metal'e ben bütün şey böyle bütün metale git bakalım. Evet. Ha, değil mi? Hı-hı. Çok büyük. İlk defa hayatımda şey söyledim arkadaşlar, kafeinsiz kahve. Böyle hani kahve tiryakisi olup akşamları da kahve içmek isteyen, hani uyku kaçırmayan, içinde kafein yok çünkü işte hamileler tüketiyor falan. Ben de çok fazla kahve içtiğim için tarif yapıyorum, deniyorum falan ya, en azından kafeinsiz tüketeyim diye bundan alayım dedim. Uyku kaçmasın diye. Evet, benim uykumu gerçekten kaçırıyor. O yüzden akşamları pek içmiyorum. 6'dan sonra falan ben çok kahve içmiyorum. Çünkü kaçırıyor mesela 8'de 9'da içtiğimde. Gerçekten değişik bir sürü. Aygül ve kırmızı. Evet, bu da elbiseydi. Siyahı vardı, grisi vardı ama ben gittim kırmızısını aldım. 19 dedim ki, Mayıs'ta geçti. Değişik bir şey olsun dedim. Şöyle evde giymelik normal penye bir elbise. Bunu da deneyeceğim de üstümde artık bunları gösteririm. Ayna storylerim. Birazcık buna geç kaldık ama deneyeceğiz. Aygül Yılmaz bir saç trendini yapmazsa olmaz arkadaşlar. Bu saç sosisi mi deniliyordu? Neydi? Hani TikTok saçı ya. Ve son olarak yerinden kalkmayan bir kargo. Döküm tava. Ben gitgide şefliğe doğru. Bayağı hakikaten MasterChef'ten davet olacaksın herhalde. Ha, bu fırına da giriyor. Fırına da giriyor. Bunun bir de Allah. Kullanım ve bakım kılavuzu varmış burada. Hmm. Gidiyorum arkadaşlar. Burası gerçekten annemin dediği gibi çöp ev oldu. Şuraya bakar mısın? Çok fenayım. Duymadın zaten. Ey dokunmayın, çok fenayım. O şarkıya geri döndüm şu an. Buraları bir güzel toplayacağız ama neyse ki bugün yalnız değilim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.